Merhaba sevgili çocuklar. Bugün atasözlerini ne kadar tanıyoruz? Bununla ilgili bir etkinlik hazırladım. Öncelikle atasözü neydi? Atasözleri geçmişten günümüze kadar süzülüp gelen toplumun ortak deneyimlerinden ve gözlemlerinden doğan özlü sözlerdi. Bu sözler genellikle insanların yaşamları boyunca karşılaşabilecekleri durumlar hakkında akılda kalıcı ve öğretici öğütler sunar. Atasözleri dilin zenginliklerini ve kültürel mirasın derinliklerini yansıtan önemli şeylerden biriydi. İlk görselimiz geldi. Bakalım tahmin etmeye çalışın. Bir kız var, yoğurdu üflüyor. Niye üflüyor olabilir bakalım? Evet, değil mi? Atasözümüz ne? Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek gelmiş. Peki ikinci görselimiz geldi. Bu görselde yatakta yatan biri var. Yorganı çekmiş ama ayaklar açıkta kalmış. Ayağını yorganına göre uzat demek istiyor. Demek ki bu atasözü de. Evet, sıradaki görselimizde bir el var, iki göz ve soru işareti ne olduğunu soruyor. Bir elin nesi var? Evet, bir elin nesi var? İki elin sesi vardı atasözümüz. Evet, bunu herkesin tahmin edebileceğini düşünüyorum. İki salkım üzüm birbirine bakarak kararmışlar. Ne olabilir? Üzüm üzüme baka baka kararır değil mi? Evet, üzüm üzüme baka baka kararır atasözümüzdü. Burada karanlık bir gün var ve birisi birine yardım etmeye çalışıyor. Atasözümüz ne olabilir? Dost kara günde belli olur. Atasözü. Yeni atasözümüz geldi. Evet, bir kişi denize düşmüş ve yılana sıkı sıkı sarılmış. Yılan da nasıl bakıyor? Evet. Denize düşen yılana sarılır da atasözümüz. Peki yeni görselimiz gelsin. Evet. Buradaki Nasrettin Hoca çocuğun bir tanesi ne çalıyor? Düdük çalıyor. Hatırladınız mı bu olayı? Evet, parayı veren düdüğü çalar. Evet, burada da bir yatak var. İçinde de aslan yatmış. Ne olabilir bu atasözü? Aslan yattığı yerden belli olur atasözümüzdü. Peki yeni atasözümüz. Bununla ilgili görsel çok güzeldi, o yüzden açıklama yazmadım. Su içene yılan bile dokunmaz demiş. İç bakalım kaç litre içebileceksin diye soruyor yılan da. Evet. Son atasözümüzde musluktan damlayan sular ne yapmış? Ördeğin yüzeceği bir göl yapmış. Damlaya damlaya göl olurdu atasözümüz.